Fريق yolu kültür rotası Türkiye'de geliştirilen uluslararası standartlarda en uzun mesafeli yürüyüş ve bisiklet rotalarından biri olarak kabul edilmektedir. Şimdi rotaya değinmeden önce kültür rotası konseptine girmek istiyorum. Bu konsept kültür rotası konsepti Avrupa'da ortaya çıkmış bir yeni bir yaklaşım aslında. İlk kez 1987 yılında İspanya Fransa arasındaki Santiago de Compostela Haç Rotası'nın ortaya çıkarılmasıyla birlikte yaygınlaşan bir konsept aslında. Bu konseptin 3 sacayağı var. Birincisi ve en önemlisi kültür mirasının korunması yani koruma. Bir diğeri eğitim. Son olarak turizm. Yani sürdürülebilir kalkınma yoluyla turizme kazandırılması kültür mirasının bulunduğu bölgenin. Dolayısıyla kültür rotası yeni bir konsept. Türkiye'de de ilk kez bu konsept ile biz 1999 yılında Likya Yolu Kültür Rotası'nın ortaya çıkmasıyla tanışıyoruz. O günden, o tarihten itibaren günümüze kadar şu anda 2024 yılı itibariyle 23 adet uluslararası standartlarda kültür rotası mevcuttur. İşte bugün biz de o rotalardan biri sayılan Frik yolu kültür rotasını anlatacağız. Frik yolu 2013 yılında geliştirilmiş 506 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş ve bisiklet rotasıdır. Bu rotanın ortaya çıkış fikri aslında rotayı geliştiren fizik mühendisi Profesör Doktor Hüseyin Sarı Hoca'nın bir gün Frikya'yı ziyaret ettiği sırada onun tarihinden ve doğasından etkilenmesiyle birlikte başlıyor. Hüseyin Hoca yakın ekibiyle birlikte yıllar süren bir emek sonucu Firik yolunu 2013 yılında uluslararası standartlarda ortaya çıkarıyor ve turizme kazandırıyor. Bu rotanın bütün kırmızı beyaz işaretleri, yer yön levha tabelaları, panoları, GPS koordinatları, rehber kitapları, web sitesi her şeyi hali hazırda mevcut durumda. Yani rota tamamen şu an hazır. Sırt çantanızı alıp keşfedilmeyi bekleyen bir rota. Bu rotaya değinmeden önce kısaca bir firik uygarlığına değinmekte fayda var. Firik uygarlığı dediğimizde günümüzden 3000 yıl öncesine bir yolculuğa çıkmamız lazım. Firikler M.Ö. 1200'lerde göç ederek Anadolu'ya gelmiş bir topluluk. Ama birkaç yüzyıl böyle dağınık beylikler halinde varlıklarını sürdürdükten sonra milattan önce 900 yılı civarında başkentleri olan Gordion'da artık böyle bir siyasal güç olarak ortaya çıkıyorlar. Ama Frigler dediğimizde aklımıza tarih olarak milattan önce 9. ila 7. yüzyıllar gelmeli. Frigler bu tarihlerde Başkentleri Gordiyon merkez olmak üzere. Doğuda Kızılırmak hattı boyunca Çorum, Yozgat, Kuzey'de Samsun, Batı'da Balıkesir, Bandırma. Daha da güneye doğru indiğimizde Kütahya, Afyon, Denizli, Antalya, Elmalı'ya kadar bulunan coğrafyada en az 200 yıl boyunca varlıklarını sürdürmüşlerdir. Başkentleri Gordiyon, Gordiyon düğümüne konu olan başkent. Ee, en önemli isimleri olarak Kral Midas karşımıza çıkar. Milattan önce 740 ila 700 yılları arasında yaşamış, çok güçlü, çok zengin bir kral. O yüzden dokunduğu her şeyi altına dönüştüren bir kral olarak bilinir mitolojik hikayelerde. Onun dışında mesela bir de Kibele. Kibele'yi anlatmamız gerekir. Frigler neredeyse tek bir tanrıya inanır. O tanrının ismi de Kibele ya da Friklerin deyimiyle Matar. İngilizceden de çağrışım yaptığı üzere mother yani ana. Firikler ona anne şeklinde hitap ediyor. Çünkü o Firiklerin koruyucu tanrısıdır. Kibele adına Firik yolunun bulunduğu coğrafyada çok sayıda kaya anıtı tapınaklar yapılmıştır. Zaten Firik yolunu yürüdüğünüzde bu anıtları keşfetmeniz mümkün. Onun dışında biraz daha Firik kültürüne değinmek gerekirse Başlıca unsurlar olarak mesela fibulayı sayabiliriz. Günümüz çengelli iğnenin atası sayılan fibulayı firikler o kadar iyi üretmişlerdir ki dönemin çağdaş krallıklarına ihraç etmişlerdir. Fibula yaylı çengelli iğne, bir süs iğnesi, broş gibi düşünebiliriz. Onun dışında mesela tümülüs denilen anıt mezarları sayabiliriz. Anıt mezar denilen bu tümülüsler Anadolu'da ilk kez firiklerle birlikte ortaya çıkıyor. En eski Anadolu'daki tümülüs M.Ö. 9. yüzyıla ait ve firiklere ait bir kralın anıt mezarı. Dolayısıyla Anadolu'nun piramitleri sayılan tümülüsler çok önemli ve firik mirası olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında şimdi sizlere çarpıcı bir firik kültüründen bir unsur daha anlatmak istiyorum. Frik başlığı. Frik başlığı çok önemli. Frikler özgürlüklerine düşkün bir topluluk. Ve Homeros mesela Friklerden şöyle bahseder. Der ki Frikler savaşa girmek için yanıp tutuşan bir halktı. ve bu savaşçı özellikleri Friklerin taktıkları şapkayla özdeşleşmiş. Friklerin taktığı şapka şimdi size uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Bakın Friklerin taktığı şapka bu şekilde. kırmızı, ucu öne doğru eğik, diğer antik çağ topluluklarından farklı. Şu özellikle ucu öne doğru eğik olması bakımından farklı. Hatta Kral Midas'ın eşek kulaklarını sakladığı şapka da bu kırmızı şapka. İşte bu şapka Friklerle özdeşerek özgürlüğün kırmızı şapkası olarak karşımıza çıkıyor. Bir sembol olarak, özgürlüğün sembolü olarak ortaya çıkıyor. Antik dönemde özgürleşen kölelerin başında bu şapka var. Modern dönemde ise mesela Fransız ihtilali sırasında devrimcilerin başında bu şapka görülüyor. Hatta o ihtilali simgeleyen Marien isimli kahramanın başında bu şapka betimlenmiştir. Ve ilginçtir. 2024 Paris Olimpiyatları'nın sembolü bu şapka. Firik başlı. Yani bu firik başı o kadar önemli ki bizim... Anadolu uygarlıklarından Friklerin taktığı bu şapka Paris Olimpiyatlarında bile karşımıza çıkıyor. Amerika'nın senatosunda, Küba, Arjantin'in armasında bu şapka var. Çünkü bu özgürlüğün simgesi. Hatta size Şirinlerin taktığı şapkanın da bu şapka olduğunu söylesem inanır mısınız? Onlar da Gargamel'e karşı bir mücadele içinde. Dolayısıyla onlar da bu şapkayı takıyor. Firik başlı. Evet, şimdi Friklere değindik. Sizleri bir Firik yolunda yolculuğa çıkaracağım. Firik yolunu yürüdüğünüzde nelerle karşılaşacaksınız? Çok kısa biraz bunlara değinmek istiyorum. Mesela diyelim ki Firik başkenti Gordion'dan yola çıktık. Gordion'da Gordion Müzesi Firiklerin en görkemli tümülüsü sayılan Midas tümülüsü ki 53 metre yüksekliğinde bir anıt mezar. Daha sonra 1950'den beri kazısı devam eden Gordion Antik Kenti böyle Sakarya'nın eri kıyısındadır. Oradan başlarız. Daha sonra Frik e, ana tanrıçası Kibele'nin e, tapınak merkezi sayılan Pesinus Antik Kenti'ne geliriz. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yer alan Pesinus'u da ziyaret ettikten sonra Sakarya Nehri'ni takip ederek balık damının bulunduğu yerlere geliriz. Oradaki düdenleri görürüz. Daha sonra da Frik'lerin en önemli dini merkezi sayılan Yazılıkaya Antik Kenti'ne geliriz. Burası çok önemli çünkü Frikler'in tekrar tarih sahnesine çıktığı nokta orasıdır. 1800 yılında Frikler'in en görkemli anıtı sayılan mida sanatının keşfedilmesiyle Frikler tekrar tarih sahnesine çıkıyor. Yazılı Kayı'yı da gezdikten sonra buradan doğuya gittiğimizde Kütahya'ya Türkmen Dağı'nın milyonlarca yıl önce patlamasıyla şekillendirdiği vadileri aşağıya Afyon'a doğru inebiliriz. Afyon'da da özellikle Ayazinli Köyü'ndeki e, tarihi konaklar, buradaki 20 aşkın kaya kilisesi, şapel, kaya mezarlarını keşfedebiliriz. Çok katlı yerleşim alanlarını görebiliriz. Emre Gölü civarında, Peribacalar eşliğinde antik yollar üzerinde yürüyebiliriz. Ki bu antik yollar e, Anadolu'da nadir görülen yollardan biridir. Çünkü bölgenin yapısı, jeolojik yapısı, Volkanik tüf yapıda olduğu için yıllarca oradan geçen tekerlek izleri yolları şekillendirmiştir. Antik yollar üzerinde geçmişin izlerini sürebiliyorsunuz. Dolayısıyla Firik Yolu bu şekilde tarih ve doğanın iç içe bulunduğu bir rota. Dolayısıyla 2013 yılından beri ziyaretçilerin, yürüyüşçülerin ilgisini çeken bir rota. 2013 yılından sonra bölgede turistik açıdan da hareketlenmeler yaşandı. Konaklama açısından çok sayıda böyle butik oteller açıldı. 8-10 odalı küçük böyle butik oteller açıldı. Frik evi konseptinde böyle büyük konaklama yerleri, eski köy okullarının pansiyonlara dönüşmesiyle birlikte böyle konaklama imkanı açısından zengin bir bölge. Ve Frik yolu 50 köy. Sınırı içinden geçer. Dolayısıyla yerleşim yerlerine yakın olduğu için yürüyüşçülerin en çok ihtiyaç duyduğu su ve yiyecek tedarikini bu köylere yakın yerlerden karşılayabiliyor ziyaretçiler, yürüyüşçüler. Dolayısıyla e, turistik açıdan gelişmiş bir bölge. E, özellikle pandemi sonrası insanların kalabalıktan uzaklaşma ve kendilerinin doğaya atma motivasyonu sonucu e, Firik yolu ve diğer kültür rotaları doğa turizmi kapsamında giderek popüler bir noktaya geldi. İşte Firik yolu da bu rotalardan biri. Sırt çantanızı alarak Firik yolunu keşfedebilirsiniz. Sizlere keyifli yürüyüşler dilerim.